yapıyor, HDP'deyiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Her şey tam olarak tahmin ettiğimiz gibi ve öngördüğümüz gibi ilerliyor. Zaten açıklamalarımızın başında Anadolu Ajansı'nın manipülatif haberler yapacağını, manipülatif haberleri, rakamları servis edeceğini söylemiştik. AKP Genel Merkezi'nden aldığı rakamları paylaşıyorlar ama çok kısa süre içerisinde çark etmek zorunda kaldılar. Ben size sadece birkaç rakam verirsem ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Saat 18.30'da ilk verileri açıkladılar ve ilk açıkladıkları veriye göre Erdoğan'ın oyu %59.4'tü. Bunun üzerinden yarım saat geçmeden 55.5'e indirdiler. Şu anda da %54 diyorlar. Anadolu Ajansı'nın verdiği rakamları doğru kabul edersek AKP Hakkari'den 3 milletvekili çıkarıyor. Mardin'den 4 milletvekili çıkarıyor. Bir milletvekilini Millet İttifakı, birine de bağımsız aday kazanıyor. Yeşil Sol Parti Hakkari ve Mardin'den bile milletvekili çıkaramayacak Anadolu Ajansı'nın verileri doğru ise. Tabii ki bu verilerin hiçbirisi doğru değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde veriler var ve bunlar henüz çok düşük oranda, %1'in altında. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun elindeki verilere göre bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %47'nin üzerinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı da %46'larda. Dolayısıyla bunlar henüz tam olarak tablonun görülmesi açısından yeterli değil. Ben size çok çarpıcı rakamlar söyleyebilirim. Yüzlerce sandıktan örnek verebilirim. %90 oy aldığımız sandıkları örnek verebilirim ama bunlar gerçek tabloyu yansıtmaz. Elimize veriler geliyor. Islak imzalı sandık sonuç tutanaklarını düzenli olarak toplayıp sistemimize yüklüyoruz. Genel durumu en başta söylediğim gibi gerçekten Türkiye'de siyasi iktidar değişecek, Cumhurbaşkanı değişecek. Bunu çok kısa süre içerisinde hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlarımızdan istediğimiz tek şey bu manipülasyonların hiçbirisine itibar etmesinler. Anadolu Ajansı AKP'nin propaganda başkanlığı gibi çalışıyor. Bu verilerin hiçbirisine hiç kimse itibar etmesin. Emin olun bütün veriler muhalefet partilerinin elinde var. Bütün veriler bizim elimizde var. Ve talih değişiyor. İktidarı göndereceğiz. Cumhurbaşkanlığı göndereceğiz. Tek istediğimiz şey görevli arkadaşlarımız görev yaptıkları sandıkları terk etmesinler. İlçe seçim kurulundaki arkadaşlarımız görevlerinin başında olsun. Resmin yaklaşık olarak görünür olduğu anda da bütün verileri ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız. Şu anda paylaştığımız veriler gerçek resmi yansıtmayabileceği için sizlerle paylaşmıyoruz. Yoksa %20'nin üzerinde sandık sonuç tutanağı elimizde, sonuçlar elimizde. Günün ilerleyen saatleri içerisinde bu verileri sizlerle paylaşacağız. Bir kez daha altını çiziyorum. Anadolu Ajansı'na itibar etmeyin. Anadolu Ajansı AKP Genel Merkezi'nden aldığı verileri paylaşıyor. Ve emin olun o verileri de kendilerine servis edildiği biçimde paylaşıyorlar. İtibar etmeyin, itibar etmiyoruz, itibar etmeyeceğiz. Evet, TRP Genel Başkan Yardımcısı ve YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki dinledik.